Evet sevgili dostlar, son fizik bükücü fizik çözer metin çözere modern fizik oluyor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Final üniversite hazırlık evinize gelen öğretmen. 16. sayının ekiymiş TYT. Temel yeterlik arkadaşlar deneme testleri 4. Ve arkadaşlar bu da cevap anahtarı. Evet TYT. Gördün şöyle evet hepsi burada görülüyor mu? Görülüyor. Hala arkadaşlar başka denemelerin sağdan soldan diğer sosyal medya hesaplarından cevap anahtarını isteyen arkadaşlar var. Arkadaşlar lütfen bu işi bırakın. Yani ben çözdüğümü çözdüm. Çözüp atıyorum. Yani bunlarla tekrar uğraşacak zamanım vesaire yok. Lütfen sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz. Özdeş X, Y, Z yaylarının uçlarına M2, M3, M kütleli cisimler geriliyor. Çok güzel. Bu yaylardan oluşturulan atmaların hızları Vx, Vy, Vz. Buna göre Vx, Vy, Vz büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar, tabi bazı arkadaşlarımız sadece özdeş yayları dikkate almış. Özdeş yay olması arkadaşlar bunların mü'lerinin yani mü dediğimiz sevgili arkadaşlar kütle bölü boylarının eşit olduğunu gösterir. Fakat arkadaşlar hızımız V eşittir sevgili dostlar. V eşittir kök F bölü mü ile verildiğini hatırlatalım. Kök F bölü mü. Buna göre güzel kardeşlerim baktığımızda mü'ler aynı. Dikkat almamıza gerek yok. F'e. Yani burada yayı geren kuvvet. Yayı geren kuvvete dikkatinizi çekiyorum. Burada MG. MG'ye arkadaşlar F diyelim. Evet. Burada şu 2MG, 2MG bunlardan biri arkadaşlar dengeleyici kuvvet görevi gördüğünü biliyoruz. 2F, 2F. Yani biri duvar görevi görüyor. Bazı arkadaşlar işte bunu 4MG almış. Dolayısıyla 4F. Dolayısıyla da yanlış olacak. Ve şimdi arkadaşlar buradan eğer öyle düşünecek olursak F çekiyor. Duvar da F çekiyor. Buradaki duvar da F çekiyor. İşte bunlardan biri duvar görevi görüyor dedik. Burada ise arkadaşlar ne var? 3MG var. Tabi bunu eğer sen 4MG 4F alırsan yanılırsın. Burada gereken kuvvet 3F. Burada arkadaşlar 2F. Burada da F. Görüldüğü gibi burada da duvar da çekiyor. Sadece arkadaşlar şunu alıyoruz. Zaten bu çekti ve duvardaki gerilmeyi 3MG yani 3F yaptı. O halde arkadaşlar nerede büyük bu kuvvet? Z'de. 3F. Z büyük Y büyük X. Z büyük Y büyük X. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Z, Y, X cevabımız Adıyaman diyoruz. Geldik sevgili arkadaşlar. Neye? İkinci sorumuza. Bir hareketlinin zaman konum değerleri çizelgede verilmiştir. Evet doğru verilmiş. 0'da 10, 1'de 15, 2'de 20, 3'de 25. Görüldüğü gibi arkadaşlar her aralıkta bu cisim 5 metrelik bakın şuradan şuraya 5, 5, 5. Her saniye konum değişimi 5. Hızımız V eşittir delta x yer değiştirme bölü zaman geçen süre. O halde 5 bölü 1 hızımız 5 olacak ve sabit olacak sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi şöyle cevap şıklarına bakıyoruz. Hızımız geçen yılın sorusunun kopyası arkadaşlar diyebiliriz. Evet sevgili dostlar 3. sorudayız. Diyor ki X, Y, Z lambaları bir üretici şekilde iki gibi bağlıyken ışık şiddetleri X, Y, Z'dir. Evet lambaların dirençlerini vermiş. Olduğuna göre X, Y, Z arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili kardeşlerim, ışık şiddeti lambanın gücü ile orantılıdır. Lambanın gücü V kare bölü R'den yazabilirsiniz. Ya da I kare çarpı R'den yazabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bence V kareden yazmamız daha münasip. Buradan geçen akım uygun olduğu için 2V'ye V olur mu? Olur. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar. Peki. Güzel insanlar. Burada tam tersi V'ye 2V olmalı. Çünkü V eşittir I çarpı R'den V'ye 2V. Orayı ters bir
olayı olmasın. Evet, toplam 3 ve o halde bunun potansiyeli arkadaşlar 3 ve 9 v kare bölü r. O halde bunun gücü 9 v kare bölü r. Bunun gücü arkadaşlar 1. 4 v kare bölü 2 r. Bunun gücü 2. O halde z, y, x. Bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Z, y, x. Cevabımız Adıyaman. Şimdi sevgili arkadaşlar, eğer akımla gidecek olsanız R'ye 3 R olduğu için buradan geçen akım tam tersi 3 İ'ye İ olacaktı. İ kare çarpı 1 görüldüğü gibi İ kare çarpı R 1. Efendim söyleyeyim, İ kare çarpı 2 2, 3 İ'nin karesi 9, İ kare çarpı R 9. Yine neticede aynı kapıya gelir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve geldik dördüncü sorumuza. Güzel insanlar, bakalım dördüncü sorumuz ne diyor? Şekildeki gibi konulmuş XYZ kesik konuları özdeş. X konusunun yere göre potansiyel enerjisi E. X'in potansiyel enerjisi. Tabi arkadaşlar, bunun homojen bir yapıya sahip olduğu söylenmeli arkadaşlar. Gerçi özdeş denilmiş ama özdeştirilmiş ama bunun arkadaşlar, yani şekil bu diye mutlaka kütle merkezi altta olacak diye bir kaide var mı? Kendi içerisinde şu arkadaşlar, homojen bir yapıya sahip, her tarafı aynı madde ile boşluksuz. Evet. Buna göre YZ'nin toplam enerjileri için ne söylenebilir? Tabi biz arkadaşlar soruyu o şekilde algılamak zorundayız. Yoksa zaten soruyu çözemeyiz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi bakalım. Bakın, şunun kütle merkezini şurada alırsam arkadaşlar, kütle merkezinin yerden yüksekliği şu. Peki bu yükseklik için ne konuşabilirim arkadaşlar? Bu yükseklik için yarısından az. Örneğin buraya 1 dersem şuradaki yükseklik birden büyük mü? Büyük olacaktır. Bu ikisinin kütle merkezi burada. O halde arkadaşlar buradaki E dediğimiz G çarpı 1. O halde E eşittir G çarpı 1. Bunun ise arkadaşlar potansiyel enerjisi 2G çarpı, bakın 2'den büyük bir sayı olacak. 2'yi 2'den büyük bir sayıyla çarparsak, örneğin 2,2 ile çarpın. Ne oldu? 4,4 E. Yani 2,2 ile değil de 2,5 ile de çarpabilirsiniz. Neticede 2'yi 2 ile çarparsanız 4, 2'den büyük bir sayıyla çarparsanız 4'ten büyük bir sayı elde etmemiz gerekiyor. Cevap da 4'ten büyüktür diyor sevgili dostlar. Evet güzel kardeşlerim, şekildeki metal levhanın içindeki boşluğun alanı SB, metal kısmının alanı SM. Levha soğutulursa SB ve SM için ne söylenebilir diyor sevgili dostlar. Şimdi bu arkadaşlar, levhalar ısıtıldığında, soğutulduğunda büyüme ve küçültme fotokopi büyümesine, fotokopi küçültmesine benzetilecek. Arkadaşlar büyüme merkezden dışa doğru, genleşme dışa doğru arkadaşlar. Küçülme de tam tersi olacaktır. Şu şekli fotokopi makinesine koyup küçülttüğünüzde arkadaşlar, bir fotoğrafın büyüğünü, örneğin vesikalığını, onun bir büyüğünü, onun bir büyüğünü, onun bir büyüğünü düşünün arkadaşlar. Büyüdüğü zaman fotoğraftaki her şey büyüyor. Vatandaşın kulağı da büyüyor, ağzı da büyüyor, burnu da büyüyor, burnun deliği de büyüyor. Evet, kaşı da büyüyor arkadaşlar. Hatta saç telleri bile kalınlaşıyor, değil mi? Evet, yani büyüme dışa doğru, büzüşme tam tersi arkadaşlar içe doğrudur. Metal soğutulduğu için küçülecek. Her tarafı küçülecek. Buradaki arkadaşlar bütün uzunluklar ve bütün alan küçülmek zorundadır. Evet sevgili arkadaşlar, şekil 1 ve şekil 2'de civa dengededir. Açık hava basıncı P0 olduğuna göre şekil 2'deki kapalı kolundaki gazın basıncı ne diyor? Evet. Okuyabildik çok şükür. Şimdi kardeşim, burada demek ki bu boşluk olduğuna göre P0 neye eşit? H'a eşit sevgili arkadaşlar. Şimdi şuradaki basınçlar eşit diyoruz. Çünkü bunlar birbirini zaten dengeliyor sevgili arkadaşlar. Şurada gazın basıncı P gaz.
Şu noktada P0 artı 2HDG. P0 artı 2HDG. İşte arkadaşlar burada zaten HDG neye eşit? P0'a. O halde HDG yerine P0 yazacak olursak P0 artı 2P0 yani 3P0 Denizli. Evet arkadaşlar şu biraz kenarda kalmış. Bakın bir de anlatıyorum. Şu noktadaki basınçları eşitlediğimizde güzel insanlar bu noktada gazın basıncı P gaz eşittir. P0 artı 2HDG. P0 artı 2HDG. Görüldüğü gibi zaten HDG P0'a eşit. O halde şu ne oldu? P0. P0 artı 2P0. 3P0 diyoruz. Evet sevgili dostlar geldik son sorumuza. Kılcal boru suya daldırılırsa su boruda bir miktar yükselir. Güzel. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi kılcal borudaki fiziksel yasayla açıklanamaz? Evet sevgili arkadaşlar, niye açıklanamıyor? Bir bakalım. Kandil fitilinin gaz yağını emmesi. Bu da işte arkadaşlar kılcallıkla ilgili. Yani buradaki olay ne arkadaşlar? Kılcallık. Şimdi bu eski arkadaşlar kandil fitili falan gaz yağı şu bu vesaire lambaları vardı arkadaşlar. Şurada fitil gaz yağının içerisinde. Buradan arkadaşlar yaktığımızda ne yapıyor arkadaşlar? Buradan ışık veriyor. Yanan nedir? Gaz yağıdır. Gaz yağı buradaki ne yapıyor? Hazneden geliyor. O halde kılcallıkla ilgilidir. Eliyorum. Sevgili dostlar bakıyoruz. Suyun yüksek yerden alçak yere doğru akması bu arkadaşlar yer çekimiyle ilgili akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru akacaklardır. İşte cevabımız bu. İlgisi alakası yok. Gözümüzde biriken yaşların taşınması. Evet. Bu da arkadaşlar kılcallıkla süngerin su çekmesi. Kılcallıkla topraktaki suyun nemli bölgelerden evet kuru bölgelere taşınması. Bu da arkadaşlar kılcallıkla ilgilidir. Evet güzel bir soru olmuş arkadaşlar. İşte cevap Bursa diyoruz sevgili dostlar. Ve bu videomuzu bitiriyoruz. Herkese hayırlı günler, bol güneşler diliyorum.